Ayhan Sicimoğlu, Saffet Emre Tonguç, Eyüp Özel, Sedat Kalem, Bahar Akıncı, Erdal İpek Eşen, Çiler İlhan, Özcan Yüksek, Faruk Akbaş ve Nilay Örnek'ten oluşan jüri, Türkiye'nin sonbaharda gidilecek, demir atılacak en güzel 10 koyunu seçti. Listenin yarısını Marmaris'teki koylar oluşturdu. Okluk, Bördübet, Selimiye, Serçe Limanı ve Kleopatra koyları Türkiye'nin en güzelleri arasında yer buldu. Bunun yanında Fethiye'de bulunan Kabak ve Bedri Rahmi koyu, Kemer'deki Faselis koyu, Gökova'da bulunan Akbük koyu ve Adrasan'ın yer aldığı liste Hürriyet gazetesinin internet sitesinde atlayıp tekneye dümeni güneye çevirmenin, turkuaz sulara yelken açmanın tam zamanı, üstelik denizler hala sıcak ve kalabalıktan eser yok. Sonbaharda demir atıp geri dönmek istemeyeceğiniz koylar listemizde sözleriyle duyuruldu. Site aracılığıyla birbirinden güzel fotoğrafları da milyonlara ulaşan Marmaris koyları içinse şu övgü dolu sözler kullanıldı. Sadun Boro'dan Yadigar, Okluk Koyu. Ünlülerin, kralların ve devlet liderlerinin uğrak yeri olan koy çam ağaçlarıyla çevrili. Gökova Körfezi'nin en huzurlu koylarından olan Okluk, amatör denizciliğin öncülerinden Sadun Boro'yla özdeşleşmişti. Orman ve Deniz, Amazon, Bördübet Koyu. Bir tarafında çam ağaçları, diğer tarafında Akdeniz'in mavi suları. En büyük özelliği 200 metre eninde ve 600 metre uzunluğunda bir kanal aracılığıyla sık çam ormanın içine giren denizi. Faruk Akbaş sonbaharla birlikte sessizliğe bürünüyor diye söylüyor. Göl gibi Selimiye, sığ liman koyu bir gölü andıran sakin sularıyla ünlü. Eyüp Özel, bahçeler ve ağaçların içerisinde içinde şirin bir köyün çevrelediği bu büyük ve korunaklı koy, gün batımında ve mehtapta bambaşka bir havaya bürünüyor diyor. Bembeyaz kumlar, Kleopatra koyu. Marcus Antonius'un sevgilisi Kleopatra'ya olan aşkını ölümsüzleştirmek için dağa silüetini kazıttığı yer. Sedir adasındaki bembeyaz kumlar Mısır'dan getirilmiş. Koyun etrafı ağaçlarla çevrili, denizi berrak ve irili ufaklı adalarla süslü. Korunaklı yapı, serçe limanı. En sert havalarda bile teknelere korunaklı bir ortam sunan bir doğaya sahip. Sadece denizden ulaşılabilen koyun suyu berrak ve tertemizdir. Ayhan Sicimoğlu Türkiye'de bana en romantik gelen koy burası diye bahsediyor.